kez daha hoş geldiniz. Kağıthane Kültür Merkezi'nden yaptığımız... Hoş geldiniz. Ay süper, baksana. Acayip bir kalabalık var. Gerçekten hoş geldiniz. Kağıthane burada mı Kağıthane? Ve Hadise'cim gördüğün gibi birçok taraftar var. Yarışmacılarımızın taraftarları var. Biraz evvel onlarla kısa kısa bahsettik onlardan. Ama tabii ki artık jüri üyelerimiz geldiler. Evet. İşte jüri üyelerimiz. Hoş geldiniz. Alkışı. Hoş geldiniz. Ozan Doğulu ve orkestrasına da bir alkış alıyoruz. Şimdi ben çok merak ediyorum. Geçen hafta başladık yayınımıza, ilk bölümümüzü devirdik. Çok güzel bir yayın oldu. Ratingler gayet iyi çıktı. Çok teşekkür ediyoruz seyircilerimize de. Ben geçen haftanın nasıl geçtiğini ilk önce Armağan'a bir sormak istiyorum. Nasıldı? İlk haftadan sonraki ilk izlenimler nasıl Armağan? Hangi anlamda soruyorsun Osman Tan? Her anlamda. Yani sen neler yaşadın? Bir bölüm bitti. Ertesi gün pazartesi yola çıktın. Neler oldu? Neler söylüyor insanlar? Bir kere herhalde en başta bizi prime time'de birinci yapan bütün seyircilere teşekkür etmek lazım. Kesinlikle öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi birinci yapanlara prime time'da. Çok doğru. Yepyeni bir heyecan aslında. Merak ediyorum ben şimdiden sonucu kim birinci olacak diye. Vallahi ben de öyle. Gerçekten öyle. Çok da üzücü çünkü hepsi birbirinden iyi yani. Hiçbirinin gitmesine kıyamıyoruz. Yani, ben öyle düşünüyorum. Umarım en çok pop star olmaya hak eden kazanır. İnşallah öyle İnşallah. Olur. Bir tek şunu söylemek istiyorum. Oy yollayacak olan herkese. Evet. Haftaya bu sahnede görmek isteyeceğiniz insana oy yollayın. Çok önemli, çok doğru. Ben burada hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün göndereceğiniz bütün oyların geliri TGV, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na bağışlanıyor. O yüzden göndereceğiniz oylar bugün daha da bir değerli 23 Nisan sebebiyle. Bülent Hanım. Bülent Hanım'ın sanırım mikrofonu. Mikrofonunuz kapalı Bülent Hanım. Öyle mi? Evet. Şimdi geliyor, şimdi geliyor. Peki, teşekkür ederim. Armağan Beyefendi gibi ben de her zaman medyunu şükran olduğumuz, veli nimetimiz olarak adettiğimiz mihenk taşı olan değerli izleyiciler, kıymetli dinleyicilerimizin bizlere vermiş olduğu değerin göstergesi olan bu rating denen bir ölçüm şekli var. O şekil itibariyle birinci olmuş kanalımız ve programımız diye duydum. Zat-ı Ali'nizden. Prime Time'de birinci oldu. Öyleymiş. Evet. Ve tabii müteşekkir olduğumu ve kendilerine layık olabilmek adına bunun bir ödül mahiyetini taşıdığını ve teşekkürlerimi bizatihi iletiyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Efendim her zaman çok lütufkar, sağduyulu, değerli izleyiciler ve dinleyicilerimiz. Müteşekkirim, memnunum efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harikasınız. Çok teşekkürler. Efendim, Sayın Osman Tan, teşekkürlerimi arz ediyorum. Buyurun Bülent Hanım. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Bir konu için müsaade istirham Estağfurullah. Ediyorum. Estağfurullah, ne demek? Çünkü bu kanal ve bu timing çok önemli. Evet. Ben kendi şahsi duygularım için bunu kullanabilmek gibi bir lüksüm olamaz. Onun için müsaadelerinizi istirham ediyorum. Dün bir programa katıldınız. Evet. Orada kardeş bir kanaldı. Ve oranın sunucusu ve yapımcısı beyefendi de benim çok takdir ettiğim, çok kıymetli, çok dolu, hakikaten dolu dolu bir efendim bilgiye haiz bir beyefendidir. Evet. Bir değerli
dinleyicimiz, izleyicimiz katıldı. Ve zat-ı alinize bu programın içeriği adına kalitesinin tartışılır olduğunu bahsetti. Ama orada layıkı veçiyle bağlanan hanımefendiye ifade edilmedi. Nedenleri sorulmadı. Müsaade buyurursanız, haddimi aşmaz isem, efendim o değerli izleyicimiz hanımefendiye ifade ederken, evet, bu arada bizleri izleyen ekranları başındaki ya da burada bulunan bütün değerli izleyici ve dinleyicilerime de ifade etmek isterim bazı şeyleri. Örneğin bir programın kalitesi adına Zat-ı Ali'niz ilk olarak bu programı Türkiye'ye getirmiştiniz. Evet. Yanlışsam beni uyarınız. Haklısınız. Demek oluyor ki kalitenin ilk menşei Zat-ı Ali'nizsiniz. Bu kaliteyi taşıdınız. Çok teşekkür ederim. Orijinalite açısından da Zat-ı Ali'nizin emri iradesinde gerçekleşmişti. Yine aynı şekilde. Burada bulunan bütün heyeti umumiyedeki değerli arkadaşlarım adına Sayın Yıldız Tilbe hanımefendi bugün eserleriyle, icrasıyla Türkiye'nin hakikaten göz bebeği olan büyük bir yıldızıdır. Bunda herhalde kimsenin bir itirazı olamaz. Herhalde hep beraber öyle düşünüyoruz değil mi Yıldız Tilbe için? Sayın Armağan Çağlayan Beyefendi'ye gelince bir televizyoncu olarak en üst seviyede genel koordinatör seviyesinde yönetici seviyede bir beyefendidir. Bir hukuk eğitimi almıştır ve bu analizler konusunda da son derece yetkili bir ağızdır. Evet. Hakeza beyefendi yurt dışında efendim söz sahibi ve önemli bir prodüktördür. Çok önemli bir prodüktördür. Bana gelince ben insanlar kendi kendilerini megalomanca ifade etmek istemezler ama bazen ifade etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bülent Ersoy orada neden var denildi zat-ı alinize. Evet. Söylenildi. Bunu acaba Bülent Ersoy Alaturka musiki yapar pop tarzı bir yarışmada ne işi vardır diye sormuş. Bence dur diye. Öyle. O şekilde algıladım. Evet. Ve müsaade buyurursanız hemen ifade etmek isterim. Efendim musiki'nin alafrangası, alaturkası, dini, imanı, dili olmaz. Evet. Hal böyle olunca benim etüt etmiş olduğum 35 senelik sanat yaşamımda ve ondan öncesi de tahsil hayatım var. Efendim bu arada etüt etmiş olduğum musiki adına benim musiki tarzım nazari ve ameli olarak gerçekleşti. Nazari olarak musikiyi bilenler nota bilgisi ve nazari bilgiler adına çok az sanatkarda vardır. Ben tabii ki burada olmalıyım. Tabii ki. Benden başka kim olabilirdi? Bülent Ersoy, yine Bülent Ersoy, yine Bülent Ersoy. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Çünkü ayakta alkışlıyorlar. Efendim, evet. Estağfurullah. 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 Ayakta alkışlıyor. Estağfurullah. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Bütün salon ayakta alkışlıyor. Bu harika bir şey. Estağfurullah. 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 İnanılmaz bir şey. Çok güzel. Harika. Teveccüh buyuruyorsunuz. Teveccüh buyuruyorsunuz. Estağfurullah efendim. Musiki de Türk musikisi çok engin
derin bir musikidir. Sayın şefimiz beyefendi ve oradaki icrakar değerli enstrümanist arkadaşlarımız hepsi bilirler. Efendim, Batı musikisinde tabiaten ders verir gibi olmasın ama pek de eğlence programı gibi de olsun istemiyorum. Benim bulunduğum yerde biraz da ders verilsin istiyorum. Affınıza sığınarak efendim. Bülent Hanım. Şimdi Bülent Hanım, canım efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani o dersleri yarışmacıdan şarkı söyledikten sonraya bıraksam. Hayır, bunu ifade etmem gerekiyor. Affınıza sığınarak vaktinizi alıyorum, bağışlayınız. Buyurun. Şimdi efendim, Türk musiki, Batı musikisinde tabiaten bir tam ses aralığı, örneğin do re sesi bir tam sestir. Piyanoyu bilirsiniz. Halk ağzıyla konuşacağım, çok derine girmeden. O iki beyaz tuşun arasında bir siyah tuş vardır. Bilirsiniz. O siyah tuş do ile re'yi iki eşit parçaya böler. Dikkat edin, iki eşit parçaya böler. Do'nun diyezi, re'nin bemolü olur. Tampere sistemdir bu. Öyle midir efendim? Evet. Şimdi Batı Türk musikisinde bir tam sesi 9 eşit parçaya bölüyoruz ve bunlardan her birine koma ses diyoruz. Onun için Türk musikisi çok daha engin, nazari açıdan çok daha geniştir. Batı musikisi icrakarları çok kolay sesleri basarlar. Çünkü onların belirli sesleri vardır. O belirli sesi do diyez, re bemol veya re natürel, onu çok rahat basılır. Ama koma seslerde bir parmağın bir tırnak ucu bile her şeyi değiştirebilir. Yanlış mıyım efendim? Doğrudur. Siz nerede? Şimdi onun için Bülent Ersoy, onun için Bülent Ersoy bütün bu eğitimleri aldığına göre, ben anlayamadım efendim. Yok, siz doğru muyum dediniz, orkestraya dönüp seyircilerin arasından evet dediler de bence siz nereden biliyorsunuz? Evet. Kibarlıklarından söylemişler efendim. Şimdi efendim, onun için ben... Ya Osman Tan, bir şey rica edebilir miyim? Türkiye'de çok sayılı bir elin 5 parmağını bulmaz derecede. Sayın Abacı'yı, Sayın Emel, Sayın Bülent Hanım, yayını onları karıştırmıyorum. Film başlayacakmış. Evet. Şimdi efendim, onun için Bülent Ersoy, eğer ki bu bilgilerle mücehhez bir sanatkar ise, Bülent Ersoy tabii ki burada olacak. Çünkü Bülent Ersoy yetki sahibidir. Arz ederim, saygılarımı sunuyorum efendim. Müsaadenizle. Biz de teşekkür ediyorum efendim. Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz Bülent Ersoy bizim jürimizde olduğu için. Bülent Hanım, iyi ki bizle berabersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Osman'dan senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Lütfen bu hafta hiçbir talk show'a çıkma. O hanımefendi aramasın. Biz de hemen başlayıverelim programa. O zaten mesajı almıştır tamam. Herhalde. Peki, çok teşekkür ediyoruz Bülent Hanım. Estağfurullah efendim. Yıldız Hanım, size geçebilir miyiz? Sorunuz neydi? Soru şuydu. İlk haftaki düşünceleriniz, birinci bölümden sonraki düşünceleriniz, memnun musunuz burada olmaktan dolayı, nasıl görüyorsunuz? Bizler jüri üyesi olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Bize gelen yarışmacılar arasında gerçekten en iyi olanlarını seçmeye çalıştık. Zaman zaman orkestra arkadaşlarımızın da desteğini aldık. Teşekkür ederiz hepsine. Zorlu bir yarışma olacak gerçekten. Şarkıcılar ilk hafta heyecanlarından dolayı söylemeleri gerektikleri biçimde şarkıları seçmekte zorlandılar belki. Haftalar ilerledikçe şarkı seçimleri ve söyleme biçimleri daha da profesyonelleşecektir. Güzel olduğuna inanıyorum. Halkın da fikirlerini bekliyoruz. Bizim seçtiklerimizi, beğendiklerimizi beğenmek zorunda değiller. Kendi fikirlerini bizim fikirlerimizle birleştirirlerse mutlu olacağız özetle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.
Johan, tell us how you felt when you left the show last week. How did you feel? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Dışarıda izleyicilerden aldığım tepkilerde evet. Diyorlar ki, Jimi Hendrix diyecektim neredeyse. Johan Hendrix'in İngilizce konuştuğu için bütün sözlerinin tam tercüme edilmediğini ilettiler bize. Acaba altyazı geçebilir mi İngilizce bilmeyenler için? Bir altyazı sistemi geliştirdik bugün. Tamamı evet, çevrilebilir mi bize acaba? Bugün daha başarılı olacak. Sansürsüz. Tamam, peki. Sansürsüz. Hadise neler hissettiğini sordu Johan'a geçen haftaki bölümden sonra. Yes. Last week, how I felt. Johan, you can use your papers if you want to. Yeah, I will do it afterwards. I'll keep it as a surprise. No, last week when I left the studio, I was a little bit confused, but at the same time I was very happy and very excited. Okay, let's translate it straight away. Çevirmek ister misin hemen? Sen çevir. Peki, birazcık aklım karışmıştı diyor. Acaba doğru kararları verebildik mi? Dedi. So I was very excited that I could be part of this competition. We've been working very hard to get 12 finalists, so today we are 10. And after last week, I was so excited to see what huge talent we brought to this stage. And just like my other colleagues, I'm very, 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 I don't know the exact word, the right word, but I'm curious how this is going to end, because this is really going to be a tough competition with such a huge talent. Evet. Sen çevirir misin? Ben çevireyim. Johan diyor ki çok zor yarışma olacak, değil mi? Evet. Çünkü adaylarımız hepsi de çok yetenekli, birbirlerinden daha iyiler. Ben de Yıldız Hanım'a katılıyorum diyor, Armağan Bey'e, Bülent Hanım'a. Daha neler dedi, çok çabuk konuşuyor, ben de tam takip edemiyorum maalesef. Yani çok zor oldu ona indirmek. Evet. Çünkü heyecanla bekliyorum bu işin evet, sonunu. Evet, heyecanlıyım diyor da. Thank you very much. Okay, thank you.